Yüzyıllar boyunca salgın hastalıklar özgün izleriyle dünya tarihine damgalarını vurmuştur. Bunlardan başlıcaları veba, kolera, çiçek. Bunları anmak bile insanoğlunun içini ürpertiyor. Fakat 21. yüzyılın içinde tıbbın ilerlemesine rağmen hala bu tip salgınlar direniyor. Her yıl 14 milyon insan bu hastalıklar nedeniyle yaşamına son veriyor. Ve ortaya çıkan yeni patojenler, nüfusun patlaması, ticaretin globalleşmesi, tehlike küresel boyutlara ulaşmış durumda. Bundan sonra bir virüs birkaç gün içinde bütün dünyaya yayılabilir ve bütün dünyayı etkisi altına alabilir. Ortalama olarak her 5 yılda bir ortaya çıkan yeni patojen veya virüs dünyayı etkisini altına alabiliyor. Şu anda yaşadığımız korona virüsü yani Covid-19 salgını ile yaşadıklarımız ve bundan sonra yaşayabileceğimiz başka tehlikeler var mı? İlk başta korona virüsünün salgınlığını ve yaygınlaşmasını önleyebilecek miyiz? Bu başımıza gelen salgın olaylarından mütevellit, Dünya Sağlık Örgütü her zaman en kötü senaryolara hazırlıklı bulunuyor ve Dünya Sağlık Örgütü'nde etkin biyologlar virüslerle savaşmanın bir yolunu daima bulmaya çalışıyorlar. İsterseniz şimdi virüslerin ve salgın hastalıkların biraz geçmişine giderek şu anda yaşadığımız olayın daha iyi anlaşılabilmesi için kanıtlanmış, yaşanmış olaylardan ders çıkararak bu virüsün üstesinden nasıl geleceğimizi, yaygınlaşmasını, salgının küresel bir hale geldikten sonra nasıl önleyeceğimizi hep beraber öğrenelim. 3000 yıl öncesine, mesela Mısır'a. 3000 yıl önce veba ilahi bir ceza olarak Mısır halkının üzerine çöktü. Aynı dönemlerde aralarında en ölümcül olanı siyah veba adı verdikleri salgın Avrupa'yı ölümden kırdı geçirdi. Bu hastalıksa doğudan gelen denizciler tarafından getirilip 20 milyondan fazla kişinin hayatına son vererek ortaçağ toplumunun kıyametine yol açtı. Yüzyıllar boyunca çiçek, kolera gibi salgın hastalıklar da insanoğlunun başına musallat oldu. Bugün tıptaki ilerlemelere, aşı, antibiyotik gibi ilaçların daha da ilerlemesine rağmen hala bu tür salgın hastalıkların bir çaresi bulunmuş değildir. 1980'lerin başında çıkan AIDS virüsü sadece 25 milyon insanın ölümüne yol açtı. Tüberküloz basi ise her gün ortalama 4000 kişinin canını alıyor. İnsanların en kötü düşmanı sıralamasında 3. sırayı alan sıtma oluyor. Sivrisineklerden geçerek her yıl ortalama 500 bin kişiye ulaşıyor. Tabii ki insanoğlu dünya üzerinde sadece bu 3 salgınla uğraşmıyor. Dünya üzerinde çeşitlendirilecek olursak 1500 adet farklı patojen bulunuyor. Ve ortalama olarak her yıl bilinmeyen bir virüs ortaya çıkıyor. Şu an dünya üzerinde bulunan insanoğlu her an, her şekilde yeni bir tehdit ve yeni bir virüse karşı korunmasız durumda ve rahatça sokakta gezebiliyorlar. Peki bunları engellemek veya önlemek için herhangi bir çalışma, herhangi bir araştırma yapılıyor mu? Aklımızdaki en büyük soru bu. Elbette yapılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün ülkelere verdiği yetki sayesinde bütün güvenlik önlemleri alınarak bu laboratuvarlarda insan oğlunun başına gelebilecek en kötü senaryo veya en kötü virüs adına araştırma yapılıyor. Farklı patojenler üzerinde varsayımlar düşünülerek insan oğlunu tehdit eden her türlü patojen için araştırma yapılıyor. Fakat tıp ne kadar ilerlerse ilerlesin, her geçen gün yeni bir tip, yeni bir mutasyon geçirmiş virüs meydana geliyor. 20. yüzyılın başından itibaren dünyadaki insan nüfusu tam 4 katına hızlı bir şekilde artmaya başladı. Bu hızla devam ederse dünya 2050 yılına geldiğinde nüfus çoğunluğu tam 9 milyar kişi olacak. İç içe yaşayan bu insanlar nüfusun artmasından da dolayı birbirine bulaşması daha kolaylaşacak. Bu olaylara modern taşımacılık sistemi
ve modern taşımacılık sisteminde insanların da çoğalmasıyla birlikte bugün de yaşadığımız örnekten de bahsederek dünya üzerinde birkaç güne kalmadan bütün dünyayı tehdit etmeye başlayacak. Böylece dünya üzerindeki sağlık kartları her gün tekrardan dağıtılıyor ve sağlık örgütündeki bulunan sağlık çalışanları her gün yeni bir virüsle tekrardan savaşmaya başlıyor. Her geçen gün kendine yeni bir evrimleşme katan bu mikroorganizmalar şu an yaşadığımız koronavirüsü salgını ile de son bulmayacak. Peki bu mikroorganizmaların ve patojenlerin bundan sonra nereden yayılacağını ve hastalığın nereden başlayacağını tahmin etmek biraz zor. Tahminimiz sadece şu olabilir: nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ülkelerden doğru yayılacağı, koronavirüsü de adeta bizi kanıtlarcasına bizi doğruluyor. Çünkü virüs ve patojen öyle bir organizma ki bir poşet üzerinde veya bir nesne üzerinde günler, belki de haftalarca kalabiliyor. Salgın sokaklarda, toplu taşımalarda dolaşırken bir uçağa binip kitlesel bir salgın ve tehdide dönüşebiliyor. Aslında daha önce de bu tür virüslere karşı sınavımızı vermiştik. 2003 yılında meydana çıkan SARS isminde bir virüs, şiddetli akut ve solunum yetmezliğinin baş harflerini alan virüstür. Yine Çin'in doğu kısmında meydana çıkan bu hastalık, o zamanlarda bu hastalığa yakalananların sadece %10'u yaşamını yitiriyordu. Ancak salgın 21 Şubat 2003'te nihai bir karar aldı. Salgının dönüm noktası Çin'in Kanton kentinde bulunan bir otelde konaklayan meşhur bir doktordu. SARS salgınıyla yakından ilgilenen bu doktor kendisi de aynı hastalığa yakalanmıştı. O zaman içerisinde otelde kalarak 10 kişiyle irtibata geçmiş ve sadece 48 saat içinde 10 farklı ülkeye salgının yayılmasını sağlamıştı. Çin'in doğusunda lokalize edilen bir salgın sadece 48 saat içinde diğer farklı 10 ülkeye yayılıp kitlesel bir salgın haline dönüşmüştü. Ve tüm dünyayı aniden yine bir endişe kapladı. Bütün gözler Çin'e çevrilmişti. Yetkililer gerekli tedbirleri aldılar. Aynı yaşadığımız şu zamanki koronavirüsünde olduğu gibi tedbirlerin hatta daha da katısını almaya devam ettiler. Bu anlattığım senaryo sanki şu an yaşadığımız senaryodan dünya ve kitlesel çapta biraz daha hafifi veya küçüğü demek daha doğru olur. SARS virüsüne tekrardan dönecek olursak, korona virüsünün yaptığı etkiyi yapmayarak, hatta yanına bile yaklaşamayarak 8000 kişi bu hastalığa kapıldı ve sadece 800 kişi yaşamını yitirdi. SARS salgını ülkelerin mükemmel bir işbirliği sayesinde sadece 4 ayda önüne geçilip yaygınlaşması engellendi. SARS böylece insan popülasyonunda kalıcı bir varlığı olmadan ortadan kaldırılan bir salgın oldu. SARS salgınını ele almamızın sebebi şu anki yaşadığımız olaylardan mütevellit birçok benzer noktası olmasıydı. Dünya üzerinde korona virüsü, COVID-19 benzeyen milyonlarca, belki hatta da milyarlarca patojen ve virüs bulunmaktadır. Zaten şu anda da başımızın belası olan virüs, eski COVID virüslerinin mutasyon ve evrimleşmiş halidir. Fakat benim aklımda tek soru işareti olan nokta şu: Dünya Sağlık Örgütü ve dünyadaki sağlık örgütleri her 5 yıl içinde solunumla ilgili olan virüslerin türeyip evrimleşeceğini öngörürken bu kadar hazırlıksız bir şekilde nasıl yakalandık? Elbette koronavirüsü de bir süre sonra dünya üzerindeki etkisini yitirecek. Fakat bu son olmayacak. Belki de daha fazla yaygınlaşacak. Yakınlarımızı, canlarımızı kaybedeceğiz. Üzüleceğiz. Ama bir şekilde mutasyona veya evrimleşerek bu salgının da sonu gelecek. Peki bu son olacak mı? Tabii ki hayır. Bizim bu dönemlerde yapmamız gerekenler kendi hijyenimize ve devletimizin yaptığı tedbirlere harfiyen uymak. Bu tedbirlere uyarak
Sadece kendimizi değil, sevdiklerimizi de korumaya başaracağız. Korona virüsü, COVID-19 ilk olmadı. Son da olmayacak.